Medyadan çıkan başlıkları artı gerçek yazarı ve medya eleştirmeni Ragıp Duran değerlendirecek. Kendisi Skype hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bugün global medyada öne çıkan başlıklar neler? Ebru merhaba. Global medyada hafta sonu ve dün dahil yaptığım taramada önce ön plana çıkan konuları söyleyeyim. Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Ankara'ya yaptırım planları gündemde. Covid-19 şükran gününü dinlemedi, Noel ya da Christmas'ı da dinlemiyor. İngiltere ilk aşıyı vurdu. Fransa virüs kısıtlamalarını kaldıramıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyah savunma bakan adayı IŞİD'e karşı Kürtleri destekleyen bir general. Global medyada Türkiye haberleriyle başlayayım. Zirve öncesinde Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'ye karşı yaptırımları ele alıyor. Deutsche Welle. Yunanistan Türkiye'ye silah ambargosu istiyor. Katimerini. Yunanistan Avrupa Birliği'nin Ankara'ya yaptırımlarla tepki göstereceğini doğruladı. Greek City Times. Ankara AB'nin olası yaptırımlarına inanmıyor. La Croix, Fransa. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırımlar tasarlıyor. Ecofin, Fransa. Avrupa Birliği. Paris Türkiye'yi çok daha fazla zora sokacak kısıtlamalar tasarlıyor. Le Journal de Montréal, Kanada. Borrell, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Komiseri. Josep Borrell, zirve öncesinde Türkiye'nin girişimleri doğal gaz anlaşmazlığını daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Katimerini. Ankara zirve öncesi söylemini sertleştirdi. Katimerini. Türkiye, AB zirvesi öncesinde 9 ve 10 Aralık tarihlerinde, yani zirvenin tarihlerinde, Doğu Akdeniz'de deniz kuvvetlerinin silahlı bir tatbikatı için Navtex yayınladı. Ancak Navtex daha sonra iptal edildi. Yaptırım tehditleri karşısında Erdoğan bir kez daha diyalog çağrısı yaptı. El Monitor. Avrupa Birliği Türkiye yönelik yaptırım tehditlerine bir çare arayışında. Reuters. Türkiye gözaltına alınan iki Rus televizyoncuyu serbest bıraktı. Euronews. Türkiye bu yıl lirayı desteklemek için milyarlarca doları heba etti. Yeni gelen yatırımlarla Türkiye döviz kasasını doldurmaya çalışıyor. Financial Times. Sözlü dolaşmalar sürerken Macron ve Erdoğan ideal bir düşman kardeşler olabilir. France 24. Macron her türlü otoritarizme yaklaşmayı reddetti. Burası Türkiye değil. Huffington Post. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Macron Fransa için bir sorun. Erdoğan, Fransa'nın Macron'dan bir an önce kurtulma umudunu ifade etti. AFP, Ajans France Presse. Mısır lideri Sisi, Macron'un Türkiye'ye karşı en iyi müttefiği. Le Telegram. Netflix'in yeni dizisi Erdoğan'ı kızdıracak. Haaretz, İsrail. Netflix'in yeni dizisi dediği Türkiye'de bir başkadır. Batı Avrupa'da Ethos başlığıyla yayınlanan dizi. Türkiye darbe girişiminden sanık 304 askeri gözaltına alıyor. Atlanta Journal Constitution, ABD. Türkiye'de 304 kişi hakkında Fethullah Gülen'le ilişkisi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. West France. Türkiye'de Covid-19 istatistikleri bir günde birdenbire fırladı. Set sur set, Fransa. Türkiye Çin aşısına bu ay başlayabilir. Reuters. Reuters haber ajansı sözcüden bir haber iktibas etmiş. Türkiye kendi işini kendi yapıyor. Chatham House bülteni. Bu Ankara AB ilişkileriyle ilgili bir tahlil. Türkiye'nin Azerbaycan'a koridor açma konusundaki iddiası ne kadar gerçekçi? El Monitor. Kürdistan. Fransa Türkiye'ye karşı tutum almalıdır. PKK'ye karşı değil. L'Humanité, Fransız Komünist Partisi'nin günlük gazetesi. Türkiye bir depremin yaralarını sararken bir ikinciyle karşılaştı. İstanbul bir sonraki büyük depreme hazırlıklı değil. Economist, İngiltere.
LGBT aktivistlerinin Türkiye'deki mücadelesi devam ediyor. Courrier International. Batı dünyasının 6 büyük gazetesine geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. İngiltere vatandaşlarını aşılamaya başladı. İlk aşı 90 yaşındaki bir kadına vuruldu. Kremlin aşının bedava yapılacağını açıkladı ama Rusların %59'u aşı olmaya niyetli olmadıklarını söylüyor. Trump yönetimi Pfizer'dan çok daha fazla doz alma şansını kaçırdı. Amerika'da halihazırda yaklaşık 15 milyon vaka var. Kaliforniya'da kapanma günlerinde hastaneler sıkıştı. Biden, General Lloyd Austin'i savunma bakanı olarak atamayı düşünüyor. Senato onaylarsa Austin, ABD'nin ilk siyah savunma bakanı olacak. IŞİD'e karşı Kürtleri destekleyen bir asker olarak tanınıyor. Başkanlığı sona ererken oteline yapılan ödemeler konusunda Trump birçok soruyla karşı karşıya. Soru ve sorunla karşı karşıya. Bir yorum başlığı New York Times'tan. Hiç kimse Cumhuriyetçi Partililerden uygarca bir tutum beklemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Hong Kong'daki baskılar nedeniyle Çinli yöneticilere yaptırım uygulayacak. Washington Post'a geçtim. Cumhuriyetçi Parti'de bu kez çok sayıda kadın adayı vardı ve çoğu seçimleri kazandı. Pfizer, ilaç firması, ABD'nin talep ettiği ek aşırı dozları Haziran ya da Temmuz'dan önce sağlayamayacağını bildirdi. Çocuk bakımı zaten çok pahalıydı. Pandemi döneminde maliyet olağanüstü yükseldi. Bir yorum başlığı Washington Post'tan, Trump'ın uzun bir teneffüse ihtiyacı var. Bir başka yorum başlığı, hayır, Başkan Trump kendisini affedemez. Floridalılar şafak sökmeden gıda yardım kuyruklarına giriyor ama hükümetin yardımları tükenmek üzere. Başkanın hileli seçim iddiasının tutmasının bir nedeni Trump seçmenlerinin Biden'a oy veren yurttaşları tanımaması olabilir. Trump'ın Arap müttefikleri Biden'ı yoklamaya başladı. İran, ABD yaptırımları nedeniyle COVID aşısına erişemeyebilir. Washington, işsiz kalan bazı sakinlerine $1,200 ödeme yapacak. Bob Dylan, Nobel ödüllü şarkıcı, şair. Bob Dylan, bütün şarkılarının yayın haklarını Universal Music şirketine sattı. 79 yaşındaki şarkıcının 600'den fazla eseri resmen açıklanmadı ama 300 ila 400 milyon dolar değerinde. Kaliforniya gittik, Los Angeles Times. Kaliforniya'da günlük yeni 34 bin vaka, toplam ölüm sayısı bugüne kadar 20 bin. Elon Musk vakıf merkezini Kaliforniya'dan Texas'a taşıdı. Kaliforniya'da çok fazla COVID kısıtlaması var diye Texas'a gidiyor. İngiltere'deyiz, Guardian. Brexit. İngiltere anlaşma önerisi yaparken Başbakan Johnson Brüksel'e gidiyor. Hindistan'ın büyük sorunu, 1.3 milyar yurttaş nasıl COVID aşısı olabilecek? Rudy Giuliani, bu Trump'ın avukatı, kişisel tecrübesiyle Trump'ın bizim sağlığımızı tehdit ettiğini öğrenmiş oldu. Giuliani de COVID kaptı. Putin'in eski üvey oğlu, $380 milyon hisse senetlerini $100 milyon satın aldı. Çeçenistan, kafası kesilen Fransız öğretmen Samuel Paty'nin katilinin cenazesine yüzlerce insan katıldı. Kapanma dönemlerinde canları sıkılan Amerikalılar köpeklerine konuşma öğretmeye çalışıyor. Fransa'dayız, Le Monde. Günlük ortalama yeni vaka sayısı 10 bin iken kısıtlamaların kaldırılması konusunda kuşkular belirdi. Fransa ve diğer ülkelerdeki kapanma önlemlerini kıyaslamak gerçeği doğru yansıtmıyor. Çin'de COVID defteri kapandı gibi.
Fransız öğrenciler matematik performansında Avrupa Birliği sonuncusu oldu. Bölünmüş Arjantin'de kürtaj hakkı yasa tasarısı kongrede yeniden tartışılacak. Strasbourg'daki jeotermik santral projesi bir dizi depremden sonra kesin olarak iptal edildi. Yoğun bakımdaki son yatağı bana değil bir gence verin diyen yaşlı kadın Covid'den öldü. Sağlık emekçilerinin duygusal elvedası. Covid-19. Sigortacıların öngörü eksikliği. Covid-19. Dünya çapında sağlık alanında merhametli hiçbir işbirliği yok ama sağlıksız bir rekabet var. Japonya'da ırkçılığa karşı uyanma çağrısı yapıldı. Joe Biden şimdiden topal ördek oldu mu? Topal ördek Trump'ın şimdiki hali. Yani 20 Ocak'a kadar resmi olarak başkan ama çok fazla yetkileri yok. Joe Biden'la ilgili olarak da hem yaş hem de sağlığıyla ilgili bazı sıkıntılar, bazı spekülasyonlar var. İnternette nefret söylemine karşı mücadelede iki vizyon çatışıyor. Avrupa vizyonu ve milli vizyon. Milli vizyon dediği Fransız vizyonu. Mısır tarihinde hiçbir dönemde bu kadar çok avukat, insan hakları savunucusu ve sendikacı tutuklanmamıştı. Kökten dincilerin çıkış noktası şehadet söylemidir. Bu da şiddeti meşrulaştırıyor. Son gazetemiz Liberasyon. Enfeksiyonlar artıyor. Hükümet 15 Aralık'ta kapanma kısıtlamalarını uzatabilir. Polis şiddeti. Sağcılar Macron'u polis karşıtı olmakla itham ediyor. İlk ve orta öğretimde öğrenciler iklim değişikliğine karşı yeniden greve başlıyor. Mısır lideri Sisi, Fransız diplomasisinin özel ortağı. Liberasyon'un bugünkü kapağında Noel ağaçlarına konan kırmızı parlak süs bir top fotoğrafı var. Manşet olarak da Covid'in yıl sonu mağlubiyeti mi? Ebru? Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.